Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir Salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler özellikle döviz kurundaki hareketlilik, enflasyon, hayat pahalılığı dolayısıyla ve ekonomi Türkiye'de hangi siyasi görüşte olursanız olun herkesin canını yakıyor ve tam da bugünlerde, bu dönemlerde muhalefetin ne söylediği, muhalefetin ne yaptığına herkes e, son derece konsantre bir şekilde takip ediyor ve muhalefet hiçbir dönem olmadığı kadar Türkiye'de gündem e, yaratıyor ve konuşuluyor. Biz de bugün az önce konuştuğumuz canlı yayında o muhalefetin ana muhalefet partisinin liderini konuk edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim, sağ olun. Umarım siz de iyisiniz. İyiyiz, vallahi iyiyiz. Teşekkür ederim. daha doğrusu iyi olmaya çalışıyoruz. Evet. Az önce de söyledim. Hani toplum hangi kesiminde evet. olursanız olun hangi siyasi partiye hangi siyasi düşünceye ait olursanız olun e, hayat pahalılığı, enflasyon, döviz kuru e, ister dövizle maaş alan ister almayın insanları etkiliyor, konuşuyor. Biz de dolayısıyla gazeteciler olarak bundan bağımsız değiliz. Dövizle maaş alanların e, etkilenmesi artı. Aslında dövizle maaş alsak biraz daha kolay olur. Hayat ama <laughs> maalesef öyle bir olmadığı evet. için e, isterseniz en başından biraz daha şeyden başlayalım. İzleyicilerimizden de çok bu soruyla ilgili sorular evet. var. Muhalefeti Özellikle son 3 aydır, 4 aydır, 6 aydır evet. hiçbir dönem konuşmadığımız kadar çok konuşuyoruz. Evet. Ee, bugünkü ekonomik konjonktür mü bunda etkili? Yoksa siz de 2010 yılında ben çok iyi hatırlıyorum sizin genel başkan seçildiğiniz kurultayda ben de gelip orada röportajlar yazmıştım. Evet. Sizin siyasi tarzınız ve Gandhi'ye çok benzetilirdi. Hatta evet. tırnak içinde Gandhi, Kemal falan diye de evet. manşetler atıldığını biliyorum. Evet. Biraz daha siyaset tarzınız agresifleşti. Mesela çıkıp TÜİK'e gidiyorsunuz. Gerçi almıyorlar içeri ama Merkez Bankası'na gidiyorsunuz. Ee, biraz daha agresifleştiğinizi ben gözlemliyorum bu kadar daha fazla ön planda olmanın dikkat çekiyor olmanın bununla mı alakası var diyelim mi yoksa ikisi birden mi hayır vatandaşın canına tak etti yani şimdi TÜİK ne yapacak enflasyon rakamları veriliyor saraydan talimat geliyor enflasyonu düşük gösteriyorsun düşük gösterdiğiniz zaman işçinin memurun emeklinin aylığına da azam yapılacak sıkıntı oradan ben siyaset yapıyorsam işçinin emeklinin asgari ücretlinin hakkını hukukunu korumak zorundayım. Yani bu insanlar bir taraftan diyorlar ekonomi uçuyor, ya ekonomi şaha kalktı. Öbür taraftan da talimat veriyorlar. Rakamları düşük gösterin diye. Enflasyon rakamları düşük gösteriliyor, Düşük gösterildiği için de az maaş verecekler bunlara. E şimdi siz siyasetçi olsanız ya buna göz yumabilir misiniz? Hayır. Biz TÜİK'e gittik doğru gittim TÜİK'e arkadaşlarımla beraber gittik ve gitti benimle beraber gelen milletvekili arkadaşlarım da eski hazine müsteşarı üniversitede hocalık yapan arkadaşlarım vardı şimdi milletvekili bu arkadaşlar kendi internet sitelerinde diyor zaten gelebilirsiniz merkeze merkezden her türlü bilgi alabilirsiniz. Ne diyor? gittik sitesini... kapıyı kapatmışlar ben geleceğim diye bu ne demektir? O sahneye bir yansıdınız nasıl oldu? Kapıyı çaldınız kimse açmadı mı? öyle bir sahne mi oldu? Efendim, de demir kapı var zaten ee, biz burayı açamayız dediler. Yani ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde seçimle gelen bir milletvekiline resmi devlet dairesi kapatılmıştır. Bakın ilk kez. Bu Türkiye'de demokrasinin olmadığını gösterir. Bütün kamuoyu, dünya kamuoyu buna tanık oldu. Benim oraya gidişim bilgi almaktır. Kendi internet sitelerine koyuyorlar. Randevu almadan herhangi bir şekilde gidebilirsiniz oraya. Sade vatandaş olarak da gidebilirsiniz. Ama ben gittiğim için saraydan talimat geldiği için kapatıldı. Kapatılması ne demektir? Kendilerini rezil ettiler. İçişleri Bakanı sizi mekan basmakla suçladı. Ee, Ona artık e, pek girmek istemiyorum. Gerçekten bakan mı? Öyle bakmak lazım. Tolga Bey bunlar yani mevcut olan kendilerine bakan olarak ünvan verilen insanlar aslında gerçek anlamda birer bakan değil. Yani eski bakanlar gibi değil. Bunlar sadece bir kişinin verdiği talimatları yerine getirmekle görevlendirilmiş kişiler. Bunları bütçe görüşmelerinde de söyledim. Bunlar bildiğimiz klasik devlet memuru yani. Devlet memuru hangi haklara sahipse 3 aşağı 5 yukarı aynı haklara sahipler. Sadece bunların maaşları biraz daha fazla. Saraydan talimat alırlar ve talimatın gereğini yaparlar. Tolga Bey şunu söyleyeyim. Allah aşkına ya. Marmaris'te yangın çıkmış. Siz oraya gitmişsiniz bakan olarak. Demek veriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangınları söndürmeye başladık. Ya yangını söndürmek için Cumhurbaşkanından talimat mı beklenir? Öyle bir mantık olabilir mi? Dolayısıyla bunları bunlar bildiğimiz eskiden bakanlar vardı. Bakan çıkardı. Bakanlığıyla ilgili görüşlerini açıklardı. Bütçenin ne olduğunu ee, İçişleri bakanlığından ne olduğunu, nelerin yapıldığını açıklardı bunların tamamını. Ve hepimiz de evet bakan konuşuyor derdik. Şimdi ortada bakan falan yok. Bunlar bildiğimiz bir kısmı zaten atamayla gelmiş. Atamayla gelen kişiler parlamentoda bütçeyi sunuyorlar. Ya 84 milyon insanın ödediği vergilerin, vergilerin nerelere harcandığını gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimle gelen bütün milletvekillerinin önünde atamayla gelen birisi gelip bütçeyi sunuyor. Bu bile Türkiye'de demokrasinin ne kadar tahrip edildiğini gösteriyor. Ama bu sistemde seçimle onandı ve halk böyle bir sistemi onayladı ve sonuçta işliyor. Bütün yani... ayrıntılar, hayır bütün bakın kıl payı kazanıldı. Öyle büyük bir arada fark yok. O dönem geldiler meclis daha güçlü olacak dediler. Meclis daha mı güçlü? Daha hızlı işler yapılacak dendi. Daha mı hızlı işler yapılıyor? ...parlamentonun iradesi daha güçlü olacak dediler... ...parlamentoda irade mi kaldı? Tamamı halkı kandırdılar... ...kendi medyalarıyla... E, ...televizyon kanallarıyla... ...bütün bunları anlattılar... ...bütün bunlara rağmen geldiler... ...şimdi gerçeği halk görüyor zaten... ...vatandaş görüyor... ...bu sistemin ülkenin başına felaket getirdiğini görüyor... ...yaşıyor zaten... ...yaşıyor vatandaşlar... Ee, bir izleyicimiz soruyor... ...Sole Akça diyor ki... E... TÜİK'e gitmek, Merkez Bankası'na gitmek çok güzel de TÜİK, Merkez Bankası ve siyasi iktidar 20 yıldır aynı siyasi iktidar bunca yıldır neredeydi Sayın Kılıçdaroğlu diyor. Niye Ama daha önce gitmediniz? Şöyle, Türkiye bu kadar derin bir ekonomik buhranı yaşamamıştı. Hmm. İlk kez, ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 84 milyon insan bir avuç insan için çalışıyor. Bu kadar derin bir ekonomik buhranı bizim demokrasi tarihimizde hiç yaşamadık. Türk lirasının bu kadar pul edildiği bir dönemi yaşamadık. Ve bugüne kadar merkez bankaları bağımsızdı. Merkez Bankası Başkanı fiyat istikrarını korumakla sorumluydu. Merkez Bankası'nın yasal görevi de buydu. Bu görevden uzaklaştığını, Merkez Bankası'na müdahale edildiğini, Merkez Bankası başkanlarının sık sık değiştirildiğini ve merkez bankasının itibarının yerle bir edildiğini gördüm. Bu merkez, merkez bankası ile mı yoksa? Bu merkez ve bundan önceki merkez bankası başkanı. Naci Abal yani, dahil mi? Hariç yani mi? hepsi dahil. Hı. Hepsi dahil. Sayın Abalı görevden aldılar. Niye alındığınız? Abal'ın açıklaması lazım. Niye açıklamıyor? Ne, ne kusuru oldu? 128 milyar doların nerelere gittiğini araştırdı. Herhalde onun için alındı. Merkez Bankası'nın Cumhuriyetin kuruluşudur. O kuruma itibar kazandırmak benim görevimdir. Çünkü o aynı zamanda Türk lirası'ndan da sorumludur. Aynı zamanda fiyat istikrarından da sorumludur. Merkez Bankası'nın araçlarına müdahale edemezsiniz ama siyasi talimat verebilirsiniz. Örneğin enflasyonu indir kardeşim dersiniz. Ama enflasyonu nasıl ineceğine Merkez Bankası'nın kurmayı oturur kendi araçlarıyla müdahale ederler ve enflasyonu indirirler. Şimdi siz talimat veriyorsunuz şunu yap diyorsunuz. 128 milyar doları Merkez Bankası'nın iradesinin dışında başkası satsın diyorsunuz. Olmaz. Olmaz. TÜİK. TÜİK'e neden şimdi gittim? Çünkü emeklinin, memurun ve çalışanın alacağı aylıklar TÜİK tarafından, TÜİK'in verdiği rakamlar üzerinden belirleniyor enflasyon rakamları üzerine ya enflasyon 50 60'ı bulmuş bunlar enflasyonu küçük bir rakam gösteriyorlar Bunların pazardan da haberleri yok. Sizin kendi ölçümleriniz var mı? Partinizin ekonomistlerinin? Hayır. Ee, bizim ölçümümüz yok. Zaten bir siyasi partinin ölçümü yapması da Hayır. Doğru. Ekonomistleriniz, ee, istatistik bilimcileriniz muhakkak bir kurullarınız vardır. Var, Onların yaptığı bir çalışma var, var ama bağımsız kurullar var bu konuda. Hı. Enak var. Onlar bir çalışma yaptılar. O Onların, daha yüksek çıkardı. Evet. Tabii. 50'ye yakın galiba. Tabii. Yanlış mı hatırlıyorum? Tabii. Galiba? Evet evet. O civarda. E, Türkiye gitseydiniz daha... ne diyecektiniz mesela? O kapı açılsaydı size? Bunu nasıl hesapladınız bu rakamı? Yüzde 26 mı 29 mu ne bir enflasyon mu? Bunu nasıl hesapladınız? Hangi parametrelerden yola çıktınız? 26. bunu galiba öyle bir şey. Evet bunu soracaktık ya. Neye göre hesapladınız bunu? Ya arkadaş sizde vicdan yok mu ya? Bu maaş bu rakamları esas alarak... Emekli aylık bağlayacaklar. Esas alarak asgari ücreti bağlayacaklar. Esas alarak memura zam yapacaklar. Ya verdiğiniz rakam doğru bir rakam değil. Siz bunu siz ne yaptığınızın farkında mısınız diye soracaktık. Soramadık. Soramadık. Evet. Sizi Ama sor sorar mısınız? Efendim sizi? yani bu Süük Türk son... Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisine giremedi. Hmm. Neden? Sokmadık içeri. Milletvekilini, seçimle gelmiş bir milletvekilini ki almayan bir adamın Türkiye Büyük Millet Meclisinde ne işi var? Peki size bir şey söyleyeceğim. Bu sizin tarzınız değil ama sizik yani bizim hepimizin tanıdığı bildiği Kemal Kılıçdaroğlu daha sakin bir güç, daha az önce evet. söyledim ya hani daha Gandhi ile eşleşen bir modeldi. Hı. Şimdi diyorsunuz ki e, ya eleştirileriniz evet, de var evet. bu bir gerekçeyle bir evet, sebeple yapıyorsunuz evet. ama meclise sokmadık diyorsunuz. Evet. E, bu pek söyledim. de tanıdığımız Kemal Kılıçlaroğlu değilse. Şöyle şimdi siz bıçağı boynunuzu uzatırsanız bu olmaz. Haksızlığa karşı direneceksiniz. Haksızlık karşısında susan dinsiz şeytandır. İnsan hata yapabilir. Ben bunu anlayışla karşılarım. Hatasından erdemle döner. Bunu da anlayışla karşılarım. Hatta takdir de ederim. Ama bile bile emeklinin hakkıyla, işçinin hakkıyla, memurun hakkıyla uğraşırsanız ve onların hak ettiği paraları almaması için oturup da Ali Cengiz oyunları oynarsanız e ben ona isyan ederim. Aksi halde ben görevimi yapmamış olurum. Merkez Bankası'na gidip ne dediniz tam ve nasıl bir konuşma geçtiniz? Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerektiğini söyledi. Nasıl bir ortam oldu? Yani girdiniz kapıdan sizi kim karşıladı? Sayın Başkan karşıladı. Ya hayır yani Sayın Başkan karşıladı. İçeriye girdik. Tabi ee, tabii içerideki konuşmaları benim anlatmam doğru olmaz. Ama şunu ifade ettim. Dışarı çıkarken de söyledim zaten. Merkez Bankası'nın Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Dolayısıyla bu Cumhuriyet'in önemli bir kurumudur. Bu kuruma herkesin saygı duyması lazım. Bu kurumun yasasında düzenlemeler vardır. Fiyat istikrarından sorumludur Merkez Bankası. Fiyat istikrarını sağlaması lazım. Kuruma dışarıdan sıcak siyasetin müdahale etmemesi lazım. Müdahale ettiği takdirde Merkez Bankası'na olan güven hem Türkiye'de hem uluslararası finans çevrelerinde kaybolur. Bunlara söyledim. Aynı şeyi içeride de söyledim. Dolayısıyla Görevimiz Merkez Bankası'nın itibarını sağlamaktır. İtibarını korumaktır görevimiz bu. Yoksa benim kamu kuruluşlarıyla bir ilgim yok. Yarın iktidar değişir, Türkiye ne ol olacaktır? İktidar değişir, Merkez Bankası yine olacaktır. Ama başlarında liyakatli kişilerin olması lazım. Bu çok önemli. Bugün Merkez kişiler. Bankası Başkanı'nın liyakat sahibi biri olduğunu düşünüyor musunuz? Merkez Bankası kültürü farklıdır. O kültürden gelen birisi değil. Ne demek o? Şöyle. Siz... Dışarıdan herhangi birisini getirip gazeteci yapabilir misiniz? Yapamayız. Yapamayız. Gerçi yapıyorlar ama. Tabii. Normalde olmaz. Yani usta çırak ilişkisi içinde yetişir gazeteciler. Ben bunu da gayet evet. iyi biliyorum. Siz dışarıdan birisini getiriyorsunuz. Merkez Bankası'nın mesini dahi bilmeyen insanı getiriyorsunuz. Merkez Bankası'nın başına koyuyorsunuz. Veya Merkez Bankası kurullarından birisine bir üye getiriyorsunuz. Adam arkeolog. Ya devlet böyle mi yönetilir ya? Devlette liyakat vardır. İşi ehline teslim edin. İnancımız da böyle. Bilim de böyle söyler. O işi en iyi kim yapıyorsa ona teslim edeceksin. Ona teslim etmiyorsunuz. Merkez Bankası'nın kapısından içeri girmemiş insana getiriyorsun. Merkez Bankası'na başkan yapıyorsunuz. Ya e hadi buyurun başkan yaptınız. İradesi var mı? İrade sıfır. Nereden irade? İrade sarayda bir kişi. Allah aşkına bana şunu söyler misiniz ya? Dünyada hangi devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilmiştir? iki dudağından çıkacak söze teslim edilmiştir. Böyle bir devlet yönetimi var mı? Tarihte var mı ya? Biz getirdik 21. yüzyılda koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini bir kişinin iki dudağından çıkacak söze bağladık. Her şey oraya bağlı. Bakanlıklar mı var? Bana söyler misiniz İçişleri Bakanlığı adına kim konuşuyor? Sayın İbrahim Kalın konuşur. Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşur. Dışişleri Bakanı fırsat olursa konuşur. Hazine ve Maliye Bakanı Allah aşkına bütçeler çıkarken Hazine ve Maliye Bakanlarının ağırlığını görürdük değil mi? Bilirdik ağırlığını. Şimdi bazen soruyorlar. Efendim diyorlar bütçe geldi 128 milyar dolar so satıldı. Nerede bu Hazine ve Maliye Bakanı? Yok ki öyle bir bakanlık fiilen. Kağıt üstünde var usulünde bir bakan var. Bakan ne yapacak yani? Ha ne yapacak bu bakan? Bütçeyi kendisi hazırlamıyor. Kamu hesaplarını da kendisi yapmıyor. Nerede? Bakan oturuyor orada. Konuşmuyor. Ne konuşsun bu adam? Sayın Cumhurbaşkanı sizin Merkez Bankası'nda yaptığınız şeyden ziyaretten sonra kapıda çıkışta yaptığınız konuşmayı eleştirdi. Dedi ki sizin kabul edilmenizi anlattı ve sonrasında evet. ama o kapıda yaptığın konuşma oldu mu diye de size bir eleştiri gayet sundu. güzel oldu merkez bankasının bağımsızlığını savundum Bağımsızlığına inanmıyorum merkez bankası bağımsız değil diyor ben fiyat istikrarından sorumludur merkez bankası dedim merkez bankası kanunu hatırlat ama devleti yöneten kişi merkez bankasının ne fonksiyonunu biliyor ne yasasını biliyor ne de görevini biliyor bir şey sorayım. Allah aşkına. Merkez Bankası'nın kasasında para var. 128 milyar dolar. 128 milyar doları Merkez Bankası'nın kasasından çıkarıyorsunuz. Bir protokolle damadınıza teslim ediyorsunuz. Ve damat 128 milyar doları satıyor. Kime sattığını bilmiyoruz. 6 liraydı. Şimdi 14 lira. Alanların nasıl vurgun yaptığını görüyoruz değil mi? 6 lirayla 14 lira arasındaki farkı kim ödüyor? 84 milyon ödüyor. Bunun hesabı sorulmaz mı? Fakir fukaran ahı yerde mi kalacak? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yerde mi kalacak? Ben bunların hakkını savunmayacak mıyım? O zaman ben bunların hakkını savunmuyorsam benim siyasete ne işim var? Köşeme mi çekilip oturayım? Bunlar iyi yaptı diye alkışlayayım mı? tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenden hesap sormamız lazım. İşin kuralı budur. Merkez Bankası'nın satması gereken bir parayı, Merkez Bankaları piyasaya müdahale eder mi? Eder tabii. Biz etmez demiyoruz. Merkez Bankaları'nın sağır odaları vardır. Orada dövizi satarsınız, bütün bankalar oraya bağlıdır. Dolayısıyla hangi banka, hangi kuru üzerinden sattığını bir tek Merkez Bankası bilir, bir de satın alan banka bilir. Diğer bankalar bunu bilmezler. Sonra bunu Merkez Bankası kendi internet sitesinde yayınlar. Dövizi, doları, avroyu şu fiyattan sattımdır. Ve bizler de bakarız oraya, tamam deriz, satmıştır bunu. Şimdi yayınlamıyorlar. Niçin? Kimden gizliyorlar? Benden mi gizliyorlar? Vatandaşlar mı gizliyorlar? Bir devlet, bir devlet ya devleti yöneten bir siyasal iktidar. Sattığı paranın hesabını nasıl vermez? Hangi kurdan kime sattığını, ben kime sattığını sormuyorum. Merkez Bankası satıyorsa bankalara satacaktır. Ama haz, damat satıyorsa kime sattığını ben sormak zorundayım. Kime sattı bu damat bu parayı? Çıkarken ne demişti? At izi it izine karıştı demişti. Hangi at izi hangi it izine karıştı? Sayın Albayrak'ın istifasından evet, bahsediyorsunuz. Evet, evet. Açıklama yapması lazım. Ağır bir tweetti o. Sıradan bir tweet değildi damatla kayınpeder arasındaki kavganın faturası kime çıktı? 84 milyona çıktı. Siz şu andaki bu tablo bu e, yani eleştirdiğiniz bu tabloya dair e, Sayın Erdoğan'ın yerine, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerine siz olsanız yarın ne yaparsınız mesela? Bütün bu anlattığınız tabloyu düzeltecek ilk adımınız ne olur? İlk adımım şu olur. Derhal Ekonomik Sosyal Konseyi toplarım. Ne demek Derhal. Var. Ekonomik Sosyal Konseyi bir anayasal kuruluş. Rahmetli Bülent Ecevit bir kararnameyle kurdu, sonra yasası çıktı, sonra bu şu an var mı öyle bir, bir anayasal kurum haline geldi. En son ne zaman toplandı? 5 Şubat 2009. Üyeleri kimlerdir? Üyeleri Türkiye Odalar Borsalar Birliği Hı. gibi işçi, işveren, işçi. efendim e, çiftçiler, yani bir ekonomik toplumsal tarafların liderleri. Bunu toplardım. Karşıya da bakanları toplardım. Beyler buyurun sorunlarınızı anlatın derdim. Sanayici diyecek ki şu sorunum var. Tüccar bu sorunum var. Esnaf şu sorunum var. İşçi şu, memur şu. Neyse. Bakanlar dinleyecektir. Beyler bu sorunları nasıl çözeceğiz? Niye ekonomik sosyal konseyi toplanmaz? En son ne zaman toplan dediniz? 5 Şubat 2009. Eskiden 3 ayda bir toplanıyordu kanuna göre. 3 ayda bir. Kanun da değişti demek ki. Kanun kalktı. Hmm. Sadece anayasa, anayasada ekonomik ve sosyal konsey kurulur diyor o kadar. Vardır diyor o kadar. Ama yok fiilen. Merkez Bankası fiyat istikrarından sorumlu. Erdoğan çıkardı bir kararnameyle fiyat istikrar komitesi kurdu. Merkez Bankası'nın dışında. Yani paralel devlet kurdu. Paralel işlem kurdu. Kimden alıyor örnek bunu? Merkez Bankası'nın görevini siz bir kararnameyle başka birisine, başka bir kuruma devredebilir misiniz? O da toplanmadı. Fiyatlar bile artıyor. Fiyatı indirecek olan kim? Ekonomik kararları alacak olan kim? Kim olduğu belli değil. Merkez Bankası diyor ki vallahi ben böyle bir görevim vardı, kanuna göre var ama fiilen Fiyat İstikrar Komitesi'nde oradan da e, onun sekreteriyasını da Hazine ve Maliye Bakanı yapıyor. E, onlar da toplanmıyorlar. Ne yapayım diyor yani. Ne yapacaklar? Stokçuyu suçlayacaklar. Soğan soğan üreticisini suçlayacaklar. Bilmem patates üreticisini suçlayacaklar. Onlara terörist diyecekler. Böylece işi götürmeye çalışacaklar yani. Devlet yönetilmiyor. Bir daha söyleyeyim. Devlet yönetilmiyor. Ben anlamadım. İlk ne yapacağız? Yani Ekonomik sosyal konseyi topladınız topladık. da bir karar almanız gerekmiyor mu? E, tabii. Önce oturacaklar. Sorunlarını anlatacaklar. Karşısında çözümleri kendilerine söyleyeceğiz. Ama sizin Ve şu yapacağız. an bir tespitleriniz vardır. Yani ne bileyim faizi mi yükselteceksiniz? Ee, Merkez Bankası Başkanı'nı mı değiştireceksiniz? Bilmiyorum yani. Ha, o onları yapacağız. Ya yani kafanızda ilk bir şey, bir şey yok mu? Bir, bir, konsey toplamak dışında bir adım yok mu? Hayır şimdi bak önce ekonomik sosyal konseyi toplayacağız. Oradan çıkan Orada karar. Orada bir anlaşacağız. Anlaşacağız. Faizi, vergisi, alıcı, fiyatları neyse. Çünkü eğer bir sorunu çözmek istiyorsanız sorunu yaşayanı dinleyeceksiniz. Sizce faiz yükseltilmeli mi şu an? Doğrusunu isterseniz faiz yükseltilmeli mi faiz düşürülmeli mi? merkez bankasına bağımsız yetki verirsiniz merkez bankası onu kullanır fiyat istikrarını sağlar. Ben karışmam Görevi mısınız? hayır. Bakın siz oraya müdahale ederseniz zaten hmm. en büyük yanlışı yapmışsınız. Çünkü niye biliyor musunuz ben sayın cumhurbaşkanının bir konuşmasını görmüştüm galiba bir, hmm. bir görüntü vermişlerdi evet. sizin konuşmalarını siz evet. de Siz konuşmalarınızda faizin düşürülmesini hatta sıfıra inmesini falan e öneriyorsunuz. O diyor ki faizi işte en son dedi ya nas var dedi. Faizin sıfır olması lazım. Yani bu o anlama geliyor. faiz sıfırlasınlar o zaman. Niye sıfırlamıyorlar? Siz ekonomi bilmiyorsunuz demektir. Ekonomi ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Ekonomi okumamışsınız demektir. Kitabını yazdım diyor Erdoğan. Neyin kitabını yazdı? Türk lirası nasıl pul haline getirilir? Yabancı paralar karşısında nasıl e, kar gibi erir? Herhalde onun kitabını yazdı. Şu anda uygulama da o devletin liyakatle yönetilmesi gerektiğini defalarca söyledim. Siyaset yani siyasi partiler devlet değildir. Siyasi partiler devleti yönetmek üzere beş yıl süreyle halktan izin alıp yetki alıp gelip devleti yönetirler. Siz devleti allak bullak edemezsiniz. Devletin liyakat sistemini çökertemezsiniz. Bunu yaptığınız andan itibaren devlete çürüme başlar. Bürokraside çürüme başlar. Bürokraside yozlaşma başlar, rüşvet alır başını gider ve siz sonunda rüşvet alan adamı büyükelçi tayin edersiniz. Sonra da bana dönüyorsunuz diyorsunuz ki nasıl çözersiniz? Önce o adamları devletin bürokrasisinden temizleyeceğim. Rüşvet alan, hırsızlık yapan, yolsuzluk yapan bunların tamamını ayıklayacağız. O nedenle tarih verdim. Bürokrat aradı açıkça söyledim. Yasa dışı bir işlemin altına imza atmayacaksanız atarsanız hesabını soracağım dedim. Bu devlet sıradan bir devlet değildir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir devlettir. Gün geldi bunlar yönetiyorlar ama berbat ettiler. Ülkeyi berbat ettiler. Sadece bizde değil, dünyada da bizi rezil ettiler bunlar. Bana söyler misiniz Tolga Bey? Allah aşkına ya. Rüşvet alan birisi arabasında Türk bayrağı taşıyor. Ve siz o adamı Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etmek üzere yurt dışına gönderiyorsunuz. O insanlar ne diyecek? E, Türkiye diyecekler ya. Rüşvet alanlar. Büyükelçi oluyor bu ülkede. Ne kadar çok rüşvet alırsan o kadar çok yükseliyorsun. Ne kadar çok malı götürüyorsan o kadar yükseliyorsun. Bu anlayış devleti çürütür. Devleti yönetmek zor bir şey değil. En kolay şey devleti yönetmektir. Neden biliyor musunuz? Çünkü devlette Herkesin görevi yasalarla, tüzüklerle, yönetmeliklerle tanımlanmıştır. Genel müdürün görevi nedir? TRT Genel Müdürü vardır. Devlet Su işleri Genel Müdür görevi vardır. Daire başkanının görevi vardır. Odacının görevi vardır. Efendim üniversitedeki hocanın görevi vardır. Bunların hepsi zaten tanımlanmıştır. Siz bu tanımlanan görevlere o işin ehlini getirdiğiniz zaman zaten başınız ağrımaz. Bakın Almanya'dan örnek vereyim. Sayın Merkel ayrıldı değil mi? Sosyal Demokrat Parti'nin lideri kazandı. Şimdi başbakanlık yapıyor. Merkel liderler toplantısına gittiği zaman Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı yani kendisinden sonra başbakan olacak kişi beraberinde götürdü. Benden sonra Almanya'yı bu yönetecek diye. Devlet budur işte. Siz şimdi bu ekonomik modelle ilgili daha doğrusu ekonomik model olduğunu e, ekonomi yönetimi söylüyor Sayın Maliye Bakanı evet. söyledi. Şu andakinin bir ekonomik model olduğunu ve bunun e, 6 aylık bir dönem içerisinde sonuçlarının alınacağına dairdi Sayın Maliye Bakanının açıklamaları var. E, 6 ay sonra gerçekten de söylendiği gibi bu model e, Türkiye'nin lehine bir sonuç vermeye başlarsa ne yapacaksınız? Memleketi bu hale kim getirdim? Kim ge 20 yıldır. hani 6 ay önce gelseler ya da yeni iktidar olsalar yeni bir model getirdik diyecekler. Ya milletin anasını ağlattılar bunlar ya. Milletin anasını ağlattılar. Hangi model? Ya bir devlet deneme sınama yöntemiyle yönetilir mi? Parayı pul ettiler. E o zaman sormak lazım. 128 milyar doları dolar sabit kalsın diye niye sattınız? Ben mi sattım? Erdoğan'ın deyimiyle Bay Kemal mi sattı? Kim sattı bu paraları? Şişe, Bay Kemal diyecek kızıyor musunuz? Yok hayır. Keşke her gün günün 24 saati söylesem. <laughs> Dolayısıyla devleti yönetme erkini kaybetmişler bunlar. Tam bir perişanlık içinde. Herkes bunlarla oynuyor. Herkes ama. Herkes öyle. Güven 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 diyorlar. Ya bu millet bunlara güvenmiyor artık. Bir daha söyleyeyim. Tolga Bey, bu millet bu iktidara güvenmiyor. Güvense parasını zaten bankalarda dolar olarak tutmaz ya yüzde %65 65'e çıktı. Dolarizasyon. Evet yüzde 65. Yani ben sana güvenmiyorum demektir. Bu hak sana güvenmiyorsa oradan ayrılacaksın kardeşim. İzzetü İkbaliyle terk edeceksin orayı. Diyeceksin ki ya evet yani ben bunlar bir ara şey yapmıyorlar mıydı? propagandalar doları bozdurana şunu yapacağım şunu yapacağım Hatta yandaşları Efendim tıraş olursan işte e, şöyle yapacağım doları şurada bozduracağım doları tutmayacağım Hatta dolar yakanlar bile oldu Ne oldu şimdi herkes parasını dolara yatırıyor ve bunlardan çıktı gene birisi Efendim e, dolar ne diyor kredi alıp dolara yatıranlar ahlaklı değil mi öyle bir şey söylemiştim Ha, Numan Bey söyledi galiba. Evet evet. 128 milyar doları satarken ahlak mı vardı ya? Tüy bitmemiş yetimin hakkını satarken ahlak mı vardı? Onun hesabını verdiniz mi siz? Yani söylediğiniz bir şey bir kulağınız duyuyor mu Allah aşkına ya? Bunlar devleti yönetemiyorlar. Devlet için öyle bir noktaya geldik ki onu da söyleyeyim seçime kadar ne götürürsen kardır. Şu mantık çalışıyor şu anda. Şu anda o mantık çalışıyor. Seçime kadar herkes onların bürokratları dahil olmak üzere onun için söyledim o bürokratların burnundan getireceğim diye. Onların bürokratları da bunların yöneticileri de ne götürürse kardır diyorlar. Tam bir soygun düzeni var şu anda. Tam bir soygun düzeni var. Ne götürürse kardır. E, aslında bu bütün bu ekonomik tartışmalar ortasında bir de asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. E, hükümet kayda değer bir artış yapacağını söylüyor. Kulislerde böyle 4 bin lira, lira civarında 4000 lirayı aşan bir e, yeni bir asgari ücret belirleneceğini söylüyor ama e, disk'in bildiğim kadarıyla teklifi 5200 lira. Siz bugün e, bir açıklama yaptınız bununla ilgili. Bugün evet. mü dün mü? Yanılmıyorsam bugün, bugün ben bugün, bugün olduğunu bugün, biliyorum. E, Dedi, diyorsunuz ki 384 dolar olsun. E, o da 5489 liraya falan geliyor yaklaşık. E, fakat keskin bir araştırması var. O da diyor ki 4 kişilik ailenin bütün barınma, gıda, e, e, kira ihtiyaçları hesaplandığında açlık sınırı 6200 lira. Yani sizin teklifinizin de üstünde. E, siz bu teklifi neye göre yaptınız? Şimdi şöyle. Ocak, 1 Ocak 1920 efendim, 2021. Yani bu yılın başında. Evet. Asgari ücret net 2825 liraydı. O dönemin döviz kuruna çeviriyorsunuz. 384 dolar ediyor. Net değil mi sizin söylediğiniz? Net. 3577 lira brüt galiba. Brüt evet. Net 384 dolar ediyor. O büyük kalkınma hamleleri, ekonomideki şahlanan büyüme onların olsun. İşçiye bugün 384 doları teslim edin bugünkü kuru üzerinden. O da yaklaşık eğer 14 liraysa 5376 lira yapıyor net. Ben 5489 hesapladım ama tabii. Net. Hı. Şimdi bu parayı verirlerse bu yılın kayıpları yani önümüzdeki yıla kayıpları büyük ölçüde telafi edilecek. Yani yılın başında hangi net ücreti aldılarsa yılın sonunda da aynı net ücreti verecekler. Böylece büyüme, kalkınma, şahane, bilmem şöyle oldu, böyle oldu, Türkiye şahan kalktı. O da onların olsun. 5376 Türk lirası. Net işçiye vermek zorundalar. Aksi halde işçinin cebinden Paralar aldılar. İktidarın cebi işçinin cebinde. Ehli işçinin cebinde. Burada bir şey daha söyleyeyim. Sanayicinin korunması lazım. Asgari ücretin vergiye tabi olmaması lazım. Adı üstünde zaten asgari ücret. Neyin vergisini alacağız? Gelir vergisine muaf olması lazım. O zaman 5376 lirayı verirken, sanayici de itiraz etmeyecektir. Evet diyecek ki ben bu parayı kendi işçime verebilirim. Ve bu bakın bu para aynı zamanda piyasanın canlanması için de çok değerlidir. Çok önemlidir. Aksi halde siz insanları açlığa mahkum edeceksiniz. Hani ekonomi şaha kalkmıştı. Hani bu işin kitabını yazmıştınız. İstediğim ne? Söylediğim ne? 384 dolar bir Ocak'taydı. 31 Aralık'ta dolar kuru neyse çarpacaksınız 384'te karşılığında net parayı vereceksiniz. İşin Türkçesi bu. Ee, Türkiye'de son yıllar en, belki de en önemli problemi liyakatsizlik. Devlette, bürokraside, partilerde sizin Türkiye'de yaygın ve kalıcı bir liyakat sistemi oluşturmak için bir planınız var mı diyor bir seyircimiz. Yasalar var. Yasalar var. Eskiden şöyleydi. Devletin 3-4 temel kurulu vardı, kurumu vardı. Mesela devlet planlama teşkilatı, e, maliye teftiş kurulu, hesap uzmanları kurulu, bankalar yemili muraklıkları kurulu gibi devletin bir anlamda akademisi olarak tanımladığımız kurulları vardı. Ve bu kurullarda çok nitelikli insanlar yetişirdi. Ve bu kurullar giderlerdi birlerinden üniversite son sınıftaki en başarılı öğrencileri biz alacağız diye kendi aralarında mücadele ederlerdi. Bunları kapattılar. Şu anda devlet planlama teşkilatı yok. Hesap uzmanları kurulu yok. Maliye teftiş kurulu yok. Niye kapattılar? Niye kapattılar? Devlete liyakati bırakmadılar ki. Devlette eğer rüşvet alıyorsanız süratle yukarıya tırmanabiliyorsunuz. Yolsuzluk yapıyorsanız süratle yukarıya genel müdür, efendim genel müdür yardımcısı, hatta bakan, hatta büyükelçi bunları olabiliyorsunuz. Bakan kendi bakanlığına kendi şirketinden mal alıyor. İhalesiz. Düşünebiliyor musunuz? Hiç rastlamadığımız olaylar yani yolsuzluğun adeta meşrulaştığı bir süreçten geçiyoruz. Bunlar devleti yönetemezler. Liyakat getireceksiniz. Bir sefer işi en iyi yapan insanı getireceksiniz. O insanın efendim partisi sağı solu ortası buna bakmayacaksınız. Kardeşim senin görevin budur. Sen bu işi en iyi yapıyorsun. Sana bu işi teslim ediyorum. Ayrıca ben sana siyasi talimatlar vereceğim. Sen de o talimatların gereğini yapacaksın ama yasalara uygun olarak yapacaksın. Benim bir eksiğim olursa siyaset kurumu olarak beni uyaracaksın. Diyeceksin şurada hatalar var. Şu kararın şu 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 noktaları eksik veya şu şu noktaları çok iyi. Aydınlatacaksın. Çünkü bürokrasi bürokrasi devletin hafızasını taşır bünyesinde. Devletin hafızası bürokrasidedir. Siyaset kurumunda değil. Bizde devletin hafızası yoktur. Devletin hafızası bürokrasidedir. Ama bürokrasinin ehil ellerde olması lazım. Ehil ellerde olmadığı zaman işte Türkiye bu noktaya geliyor. Bugün aile destekleri sigortası diye bir e, proje açıkladınız siz. Bir sigorta dalını evet açıkladım. E, bu nedir bunu bir anlatabilir misiniz? Evet e, söyleyeyim. Hazır ekonomi konuşuyorken çünkü bizzat ekonomi içinde bir şey bu. Tabii. Aile destek bakın e, Tolga Bey. Türkiye 1971 yılında 9 sigorta dalını uygulayacağını ve yasasını çıkaracağını taahhüt etti. 1971 yılında bir kanunla 102 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 102 sayılı sözleşmesini kabul ederek. En son rahmetli Ecevit döneminde işsizlik sigortası çıktı, 8'i kabul edildi. 9. sigorta dalı aile destekleri sigortası. Geliri olmayan veya devletin belirlediği gelirin altında olan ailelere devlet Sosyal destek veriyor. Aile destekleri sigortasının özü şu. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu topraklarda her ailenin sosyal güvencesi olacak. Mali açıdan herkesin güvencesi olacak. Hiçbir aileye yardım yapılırken yardım insan onurunu koru koruyacak şekilde yapılacak. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Yani para... Ailede kadının banka hesabına yatırılacak. Kadın işçi gibi, memur gibi, emekli gibi gidip her ay düzenli aylığını alacak ve çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Bütün bunları 15 madde, 15 soru, 15 yanıt olarak bütün kadın kollarının ilçe başkanları, il başkanları, kadın milletvekilleri, kadın belediye başkanları. Yani bugün görkemli bir toplantı yaptık. Salon tamamen kadınlardı. Kadınlar, kadın kardeşlerime şunu söyledim. Her bir eve gireceksiniz. Her bir eve gireceksiniz. Asla ve asla umutsuzluğu aşılamayın. Umudu verin. Umutlu olsunlar bütün insanlar. Az kaldı iktidar değiştiği zaman göreceksiniz. Bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzeni inşa edeceğiz. Aile destekleri sigortasını bugüne kadar çıkarmadı. 50 yıl geçti. 50 yıl. Niye çıkarmadılar? Çünkü yoksulluğu bitirmek değil, yoksulluğu yönetmek için yaptılar. Ben sana ekmek veriyorum, sen bana oy ver. Ben sana peynir veriyorum, sen bana oy ver. Ben sana makarna veriyorum, sen bana oy ver. Ve bunu yaparken de insan onurunu zedeliyorlardı. İnsanları, fakirleri sıraya diziyorlar. Onlara bir şeyler veriyorlar. Televizyonlar çekiyor. Beyefendi kendi vicdanını rahatsızı rahat ettiriyor. Ben bunlara yardım ediyorum diye yardım ettiği kişilerin onuruyla kimsenin oynamaya hakkı yoktur. O nedenle biz kadının banka hesabına yatıracağız. Gidecek alacak çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Bunu bütün ayrıntılarıyla anlattım. Aile destekleri sigortası. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği dokuzuncu sigorta dalı. Bunu yapacağız. 1971 yılda Türkiye'nin taahhüt edip mecliste onayladığı bir sigorta dalını Allah nasip ederse milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk 6 ay içinde uygulamaya koyacağız. Bu çocukların, bu ailelerin çocuklarını, bu ailelerin eğer çalışma yaşına gelmiş eve evde işsiz varsa önce devlet bu ailelerden çocukları alacak onlara istihdam verecek. Her evde mutlaka bir sigortalı olacak, her evde mutlaka olacak. Ve Hiçbir anne çocuğunu yatağa aç yatırmayacak. Bu sigorta dalının hedefi o. Bunu yapacağız. Sigorta demişken bir şey soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sizle ilgili hep sürekli söylediği bir eleştiri var ya SSK'yı evet. batırdın SSK'yı. Hmm. Batırdı. SSK'yı siz mi batırdınız hakikaten? <laughs> Devletin kurumu batsa bugün öyle bir kurum olmazdı değil mi? Neden ısrarla Cumhurbaşkanı böyle bir eleştirdi bulunuyor Çünkü sosyal sigortalar kurumu açık veriyordu. Benden önce de açık veriyordu. Şimdi de açık veriyor. Daha garip olanı Şimdi açık çok daha fazla büyüdü. Ama bir şey demiyor dikkat ederseniz. Kendisine ben mecliste bütçe görüşmesini yaparken belki bu soru birisi bana bunu sorar diye ben de açıkça Erdoğan'a sen kurmayların istediğin kişilerle gel, senin istediğin televizyonda isteyelim, tartışalım bakalım. Sosyal Sigortalar Kurumu'nu kim batırdı? Gelir mi? Gelemez. Tartışır mı? Tartışamaz benim genel müdürlük yaptığım döneme bir müfettiş ordusu görevlendirdiler. Acaba Kılıçdaroğlu'nun bir açını bulabilir miyiz diyor. Bulamadılar, bulamazlar. Boğazdan aşağı haram lokma inmemişse korkmayacaksınız. Niye bu kadar rahat konuşuyorum? Araştırıyorlar, araştırdılar. Acaba bir şey bulabilir miyiz? Diye. Bulamazsın kardeşim, bulamaz. Bulamaz. Emeklilik yaşı 34-43'tü benim genel müdürlük yaptığım dönemde. Kanun belirliyor. Ben belirlemiyorum. 65'e çıkardılar değil mi? Niye açık veriyor sistem? Vermemesi lazım. Prim ödeme gün sayısı 7 bindi 9 bin güne çıkardılar. Vermemesi lazımdı. Bir şey söyleyeyim. Belki şaşıracaksınız. Normalde bir kişi daha fazla prim yatırırsa daha yüksek maaş alması lazım değil mi? Yani daha fazla prim yatırıyorsunuz. 9 bin gün değil 10 bin gün prim yatırıyorsunuz. 12 bin gün prim yatırıyorsunuz. Daha fazla maaş almanız lazım. Öyle bir düzenleme yaptılar ki ne kadar çok prim yatırıyorsan o kadar az aylık alıyorsun. Nasıl oluyor? Ve ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Ama bunu yaptılar. Kanunu böyle çıkardılar. O nedenle EYT'li sayısı artıyor. Niçin? EYT'li emekliliği doldurmuşsa hemen işinden ayrılıyor. Çünkü daha fazla çalışıp prim öderse alacağı emekli aile düşüyor. Ve bunu reform diye millete sattılar. Şimdi EYT'liler diyor hakkımızı verin. Verecekler. Verdirmek zorundayız. Daha fazla prim ödeyenin daha fazla aylık alması lazım. Kuralı budur. Dünyadaki sistem de böyledir. Ama Türkiye'de her şey tersine gittiği için onu da böyle yaptılar. Ona rağmen Sosyal güvenlik sisteminde olağanüstü büyük açıklar var. Çıkıp söylüyor mu? Sosyal güvenlik sisteminde açık var diye. Niye açık var? Niye açık var? Çıksın söylesin anlatsın bakalım. Anlatamaz. Çünkü devleti bilmiyor. Sosyal güvenlik kurumları dünyanın her tarafında açık verirler. Çünkü tek gelir kaynakları var prim. Sosyal güvenlik kurumda emekli aylıklarını genel müdürler mi verirler? Hayır. Siyasi otorite verirler. Emeklilik yaşını genel müdürler mi verirler? Hayır. Kanun verirler. Siz ne yapacaksınız? Siz var olan kaynakları optimum şekilde, en optimum şekilde kullanmışsanız görevinizi yapmışsınızdır. Bu kardeşiniz o görevi yaptı. O nedenle araştırdılar. acaba bir şey bulabilir miyiz diye. Bulamazsın kardeşim. Bulamazsın. Bir yandan da Sayın Maliye Bakanı'nın en son toplantıda söylediği bir şey var. İhracat rakamlarında önemli bir artış var. Yani ihracat artıyor. Evet. Ee, biz resmi istatistiklere baktığımızda, ee, şimdi şu anda birkaç tane daha böyle gelen size de soru var. Yani Tabi. Fabrikalar tam kapasiteyle çalışan fabrikaların sayısı çok fazla. Evet. Ee, pandemi sebebiyle coğrafyanın yani bu ya bize yakın coğrafyada ciddi bir talep artışı var. Muhtemelen kurun da buna çok etkisi var. Evet. Buradaki bu hareketlenmenin ee, bunu nasıl anlatıyorsunuz peki? Fakirliğimizi satıyoruz. Fakirliğimizi satıyoruz. ihracat olsun. Eyvallah ona itirazımız yok zaten. Ama hak ettiğimiz parayı alıyor muyuz oradan? Hak ettiğimiz parayı alıyor muyuz? Siz fakirliğinizi, yoksulluğunuzu ihraç ederseniz, yani Türkiye'yi batının egemen güçlerine pazar haline getirirseniz, içeride işçiye vermeyip de onun hak ettiği parayı dışarıya aktarırsanız, bu iş yürümez. Nereye kadar gidecek bu iş zaten? İhracat, eskiden de ihracatımız vardı. İhracatımız var zaten. Burada sorulması gereken soru şu. Katma değeri yüksek ürünü ihraç ediyor musunuz? Katma değeri yüksek ürünü ihraç ediyorsanız dünyada söz sahibi olursunuz. Teknoloji gibi. E yani. Yoksa efendim işte tekstil ürünleri sattık güzel, şunu sattık bunu sattık güzel. Ama bunlar Türkiye'yi büyütmez. Türkiye'yi büyütecek olan katma değeri yüksek ürünü üretmektir. Onun için üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Üniversite bilgi üretecek ki katma değeri yüksek ürün üretebilsin sanayici. Tolga Bey, İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türk üniversitelerini geçti biliyor musunuz? Acaba kaç vatandaşımız biliyor? Eskiden biz çok öndeydik. Üniversiteleri de körelttiler. Perişan ettiler. Gidiş gidiş değil. Onun için düzelteceğiz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. E, bu üretimi arttırmakla ilgili çok fazla e, istihdamı ve yerli üretimi arttırmakla ilgili bir e, sizin ana muhalefet partisi olarak ne gibi tedbirler ve teşvikler düşünüyorsunuz e, soruları çok geliyor. Onu sorayım size bir. Bir de az önce söylediğim talep artışını kale, kalıcı hale getirmek için e, CHP'nin önerileri var mı diye soruluyor. Biraz e var önce tabi. siz yoksulluğumuzu satıyoruz ya. Tolga Bey. Türkiye'nin ayağa kalkması için dört aşamalı bir strateji uygulamak zorundasınız. Dört aşamalı. Birinci aşama şudur. Ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceksiniz. Yani herkesin can ve mal güvenliği olacak. Yabancı sermayede, yerli sermayede bilecek ki bu ülkede benim can ve mal güvenliğim var. Gerçek anlamda demokrasi var. Ben paramı getiririm ve burada yatırımımı yaparım. Türkiye'de büyük para çıkışları var. Kaçak. Milyar dolarları var bizim iş dünyasının. Bizim iş dünyasının. iş insanlarının? Tabii. Kaçak derken yani parayı kaçırıyorlar mı diyorsunuz? Hayır efendim. Kazandığı parayı yurt dışına götürüyor. Türkiye'de tutmuyor çünkü güvenmiyor. Siyasi otoriteye güvenmiyor. Kim onlar mesela? Biliyor musunuz ya yani isim... E şimdi isim burada telaffuz etmem doğru değil. Ama... De, mevcut hükümetle en çok iş tutanların paraları İngiltere'de. İngiltere'den gelen bir dostunuza sorun. En lüks mahallelerde kimlerin villaları var? Türkiye'de e kamu çok, işi yapan iş, iş insanlarından insanlarına Tabii canım sorun ya bunu iş dünyası zaten biliyor benim ayrıca bir şey söylememe gerek yok zaten. Paralar var dünyanın parası var yurt dışında. Tutuluyor bankalarda. Türkiye'ye getirilmiyor. Çünkü demokrasi yok. Çünkü can ve mal güvenliği yok. Önce bunu sağlamanız lazım. Güven vermeniz lazım. Güven. İki, üreteceksiniz. Bak, şunu not edin bir tarafa. Önümüzdeki süreçte Türkiye bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacak. Gübreye yapılan zamdan sonra tarlalar doğru dürüst ekilecek mi? Yarın buğday ne olacak? Dışarıdan ithal edeceksiniz. İthal edecek şey, ülke bulamayacaksınız kendi çiftçinizi küstürürseniz, tarımı stratejik sektör olarak görmezseniz, bizi başkaları besleyecek diye önemli değil, parayı verir bizi, paramız var, dışarıdan alıyoruz derseniz, yarın size dışarıdakiler de ben önce kendi halkımı doyurmak zorundayım, size niye bunu satayım derse ne yapacaksınız? O günler uzak değil. Devleti yönetenlerin üç adım sonrasını görmeleri lazım. Bunlar üç adım sonrası değil, yarın sabah ne olacağını bilmiyorlar. Sadece bunlar mı? Bugün sanayici de yarın sabah ne olacağını bilmiyor. Döviz korunu ne olacağını bilmiyor. Yatırım yapamıyor. Önümüzü göremiyoruz diyor. Birinci ayak o. İkinci ayak üretim. Üçüncü ayak güçlü bir sosyal devlet inşa edeceksiniz. Güçlü bir sosyal devlet olmazsa yani aç gezen insanların ülkesinde zenginler olursa o ülkede huzur olmaz. Herkesin karnını doyması lazım. Dördüncüsü de sürdürülebilirliktir. Onun temeli de liyakattir. Devlete de liyakattir. Bu dört ayaklı stratejiyi uygulamazsanız Türkiye'yi düzlüğe çıkaramazsınız. Sizce şu anda Türkiye, Biz bunu yapacağız. Türkiye'nin en büyük problemi sorunu ne? Hangi açıdan soruyorsunuz? Her açıdan. Hepsini değerlendirdiğinizde. Ana Muhalefet Partisi liderine göre bir numaralı sorunumuz... Bir demektir. numaralı sorun var olan sistem. Bunun süratle değişmesi lazım. E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bahsediyor. Evet efendim. Devleti bir kişinin iki dudağına teslim edemesini. Dünyada örneği yoktur bunun. Dünyada örneği yok. Bir kişi her şeyi bilmez. Bir kişi ben her şeyi biliyorum diyorsa o devlet felaketle karşılaşır. Tolga Bey, gelişmişliğin yeni tanımı nedir biliyor musunuz? küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülke gelişmiş ülkedir. Bir daha ifade edeyim. Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülke gelişmiş ülkedir. Eskiden doktor derdik. Şimdi ne doktoru diyoruz? Göz mü? Kulak burun boğaz mı? Cildiye mi? Cerrah mı? Çocuk cerrahisi mi? Hepsi. Her bir alan giderek ayrışıyor ve insanlar ihtisas. O alanda uzmanlaşıyorlar. Gözünüz ağrıdığında pratisyene gitmiyorsunuz. Göz doktoruna gidiyorsunuz. Yani her alan ayrışıyor ve bu ayrıntılarda iş bölümüne gidiyor insanlar. Siz bütün bunları bir tarafa atıyorsunuz, bir kişiye Türkiye'yi teslim ediyorsunuz. Sen karar ver diyorsunuz. Nereden bilecek o? Bakan ulaşamıyor. Bakanlar ulaşamıyorlar. Siz binlerce atamanın altına ben imza atacağım dediğiniz andan itibaren devlet sistemini çökertiyorsunuz ve çöktü de zaten. E Meclis'teki bütçe görüşmelerinde diye yanılmıyorsam sizin konuşmanız sırasında bir el hareketi yaptınız. Evet. O el hareketini tam bize anlatır mısınız? Çünkü kimileri dedi ki o el hareketi bir argo bir hareket. E ana muhalefet partisi lideri böyle bir hareket yapar mı? E, sizin partili arkadaşlar dediler ki aslında onu yapmadı o söylenen hareketi. Siz buradasınız size soruyorum. Siz tam ne yaptınız orada? Niye niye onu yaptık? Neden o el hareketi? Bakın size önce şunu anlatayım. Bir konuş Buyurun. Bir, bir, şunu anlatayım. İhale yapıyorsunuz dolarla ve avroyla Türkiye Cumhuriyeti'nde iş yapıyorsunuz. İşi yapan müteahhit Türk, yatırım Türkiye'de. Niye avroyla ve dolarla? Birinci soru, koyduk bir tarafa. İki buna bir de garanti veriyorsunuz. Garantiyi Türk lirası üzerinden vermiyorsunuz. Yine dolarla veya avroyla veriyorsunuz. Yani beni değil, benim torunumu da borçlandırıyorsunuz. Hadi buna da katlandık. Ya arkadaş sen bir de sözleşmenin altına şunu yazıyorsun. Dolarla ihaleyi verdiysem sana Amerika'daki enflasyonu Avro ile verdiysem Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da fiyatlara yansıtacağım diyor. Ya bunu hangi vicdan kabul eder? Hangi ahlak kabul eder? Hangi devlet yönetimi kabul eder? Ya bana ne arkadaş ya? Zaten kazığı yedik biz. Dolarla yaptın ihaleyi. 6 liraydı oldu 14 lira. Avro ile yaptın. Avro bilmem kaça çıktı. Hadi bu kazığı yedik. Ya arkadaş sen bir de kalkıyorsun bunun üstüne. Amerika'daki enflasyonu dolarla yapmışsan. Avrupa'ya yapmışsan Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu getiriyorsun bir de fiyatlara yansıtıyorsun. Ya hangi vicdan kabul eder bunu Allah aşkına ya. Ya bu millete bu kadar büyük kazık atan başka hangi devlet hangi iktidar olmuştur ya? Hangi iktidar olmuştur? Ben buna isyan etmeyeyim de kim isyan etsin? Yazık günah değil mi ya bu millete? Bu kadar fakir fukaralık nedir Allah aşkına? Bakın bu bütçe bu bütçe Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini yapan bütçedir. Yani fakirden alıp bir avuç zengine kaynak aktaran bütçedir. Dolar çıktı kim memnun? Kim memnun Allah aşkına? Siz memnun musunuz? Değilim. Olanı da tanımıyorum. Esnafa soralım memnun mu? Çiftçiye soralım memnun mu? Sanayiciye soralım memnun mu? Kim memnun? Devletle dolarla iş tutanlar memnun. Dolar ne kadar artarsa onların keyfi yerinde. Çünkü bir parasını alıyor dolarla. İki giriş garanti, geçiş garantileri var onlar da dolarla. Üç bir de enflasyon varsa o da fiyatlara biniyor. O da dolarla. Kime çalışıyor 84 milyon? Bir avuç insana çalışıyor. Cumhuriyet tarihinde bu kadar büyük kaynak transferi hiçbir bütçeyle olmadı. Ben sana ama sordum onu anlatıyorsun. O... Ben de onu anlatıyorum bu millet bu kadar büyük bir kazığı yiyemez. Yememelidir. Kazı atanlar orada oturuyor, saraylarında oturuyorlar. O doğru değil. Bu millete bu kazı atı, bakın mesela bu söylediklerime hiç itiraz yok. Bu yanlıştır da demiyorlar. Kılıçdaroğlu doğruyu söylemiyor değil mi? diyemiyorlar. Niye demiyorlar? Bu kazığı kime attın sen? Kime attın sen bu kazığı? Sen o anlaşmaları yaparken soruyoruz. Ya arkadaş sen bu anlaşmayı yaptın. Çıkar şu anlaşmayı bir görelim. Ticari sır. Ya parasını benim ödediğimin yatırımın, benim ödediğim yatırımın ticari sırrı mı olur ya? 84 milyon ödüyor onu kardeşim. Senin şirketinse ticari sır olabilir. Sen senin şirketin değil kardeşim bu. Devletin bütçesinden ödüyorsun sen bu parayı. Hangi ticari sırdan söz ediyorsun? Biz rakamları nereden öğreniyoruz Tolga Bey biliyor musunuz? Bunlara danışmanlık yapan İngiltere'deki kuruluşun internet sitesinden öğreniyoruz. Çünkü o ülkede demokrasi var. O ülkede alınan paraları yayınlıyorlar. Yaptıkları de, ee, yapılan yatırımlarda danışmanlık yapıyorlar. Yaptır, yatır, danışmanlık yaptıkları firmaların yatırımların büyüklüklerini kendi internet sitesinde yayınlıyorlar. Biz oradan öğreniyoruz. Şu geldiğimiz hale bakın Allah aşkına ya. Şu geldiğimiz hale bak. Bunların yatacak yeri yok. Emin olun bunların yatacak yeri yok. Yazıktır, günatır bu memlekete ya. Bu kadar büyük kazıklar atılır mı? Ama şunun vaadini yaptım. İlk yapacağımız işlerden birisi bunların tamamını Türk lirasına çevirmek. Tamamını. Avro, dolar bitti. Tamamını Türk lirasına çevireceğiz. Efendim bir Londra'daki mahkemeler yetkili. İstersen dünyanın en uzak yerindeki mahkemeler olsun. Bunların tamamını Türk lirasına çevireceğiz. Bu milletin soyulmasına engel olacağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkının Beş kişilik bir çeteye tahsis edilmesine engel olacağız. Hepsinin hakkını tabii şöyle yapmayacağım. Yani ezeceğim, keseceğim, öldüreceğim, yere yatıracağım, boğacağım. Yok böyle bir şey. Kardeşim gerçek maliyetleri bulacağım. Üstüne makul bir kar vereceğim. Tamamını kamulaştıracağım. Boğaz Köprüsü bizim değil mi? Bizim. Boğaz Köprüsü'nden kaça geçiyorsun? Şu kadar. Türk lirası, Türk lirası. Şimdi soru, sormak lazım. Kim milliyetçi? Bahçeli'ye sormak lazım. Kim milliyetçi Allah aşkına? Ben miyim o mu? Kim vatansever? Erdoğan'a sormak lazım. Ben miyim sen misin? Ama bunu 84 milyonu hakkını ben mi koruyorum sen mi koruyorsun? Ben 84 milyonun hakkını koruyorum. Onlar koruyamıyorlar. E, şu hareketi bir daha. O hareketle ilgili eleştirileri kabul etmiyorsunuz doğru anlıyorum değil mi? Efendim. Bak Tolga abi şunu söyleyeyim. Siz konuşurken hangi el hareketini yapacağım falan demesin. Burada da konuşurken. Gerekçesi bu diyorsunuz. yani e, yani şu çok önemli. Şu çok önemli. Bir topluma 84 milyona kazık atılmışsa sizin isyan etmemeniz mümkün değildir. E, bu e, biraz önce bahsettiğiniz projeleri kamulaştıracağım dediniz ya. Evet. Bu uluslararası hukuka aykırı değil mi? Hayır yani efendim. Yani Avrasya Tüneli'ni nasıl yapacaksınız? Hayır efendim. Mesela? Hayır efendim. Değil bu, mi? bu konuda bu konuda e, uluslararası mahkemelerin yani Londra'daki mahkemelerin de bu konuda açılan davaların hangi gerekçeyle atıldığı, açıldığını bize ver istismarı, haksızlığı hiçbir mahkeme kabul etmez. Londra'daki mahkemede. Hmm. Bu konuda çalışmalarımızı da yaptık. Hiç endişe kimse etmesin. Bu konuda yazılmış kitaplar var. Kitapları yazan hakimler var. Bunlarla da oturuldu, bunlarla da görüşüldü. Bunların tamamını kamulaştıracağız. Türkiye Cumhuriyeti'ne tarihinde atılan en büyük kazığı çıkaracağız. En büyük kazığı. Yani bütün Avrasya Tüneli, havaalanı, 3. köprü, bütün... Dolar, bu... Dolarla ne yapılmışsa, avroyla ne yapılmışsa tamamını Türk lirasına çevireceğiz. Ve kamulaştıracaksınız. Evet. Evet. Araya gidiyoruz. Biraz da fazla geciktik araya gitmek için. Aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile sohbete devam edeceğiz. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ben 15 yıldır gazetecilik yapıyorum. 2010'dan beri de sizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından beri de sizi de çok yakından takip evet. ediyorum. Böyle herhalde 20'den fazla röportaj yapmışımdır televizyonda, gazetede sizinle. genelde sorduğum sorulara bence sizin eleştirilmekle ilgili hiçbir kaygınızı görmedim. Ve hiç de tırnak içinde söylemeyeceğim, direkt söyleyeceğim. Hiç yalan evet. söylediğinizi de görmedim. O yüzden bu soruyu sorarken de çok rahatlıkla soruyorum. Ama sizi de tanıyorum. Evet. Birazcık siyaseten ne yaptığınızı da çok yakından takip eden bir gazeteci olarak. Ben size şimdi dönüp desem ki, Sayın Genel Başkan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı siz misiniz? Bana dersiniz ki, eğer birazcık Kemal Kılıçdaroğlu tanımıyorsam, evet. e, buna ben karar vermiyorum. İttifak içerisindeyiz, ittifak ortaklarımız, partili öyle. arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım hep birlikte karar vereceğiz kim olacak diye. O yüzden ben soruyu böyle sormayacağım. Ben sizin gerçekten kendinizin karar verebileceği bir şey merak ediyorum. Cumhurbaşkanı olmayı istiyor musunuz? E, ittifak kabul ederse bir sorun yok. Ben gayet net cevap verdiniz çok teşekkür e, evet, ediyorum. Evet evet. Çünkü şöyle e, bir ittifakımız var doğru İttifakın liderleri bu konuda hiçbir araya gelmediler ve bu konu hiç konuşmadık. Dolayısıyla benim ittifak adına konuşma diye bir şeyim de olamaz. Yo ben bir sizin bireysel Kemal Kılıçdaroğlu olarak evet. kendi isteğiniz var e, mı bu yönde diye soruyorum. İttifak kabul ederse. E, e, Adaylık konusuna tabii bundan e, onur duyarım. Ama dediğim gibi bu konu hiç konuşulmadı, görüşülmedim. E, dolayısıyla e, bu konuda karar vermek doğru değil. E, bireysel olarak karar vermek doğru değil. Bir araya gelip oturup konuşmamız gerekiyor ve ondan sonra da karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Karşı taraf Cumhur İttifakı'nda demokrasi yok, orada otoriter anlayış var. Otoriter anlayışla demokrasi arasındaki... E, ...temel e, farklılık da bu zaten... ...bir araya gelip istişare etmek... ...oturmak, konuşmak, e, bir karar vermek... ...öbür tarafta zaten bir araya gelmeye yok ...bir kişi diyor, herkes ona biat ediyor... ...dolayısıyla... ...oranın havasıyla, atmosferiyle... ...bizim atmosferimiz çok farklı. Sayın Akşener dedi ki... ...ben Cumhurbaşkanı adayı falan değilim... Evet. İstemiyorum olmak... Evet. E, ...ben başbakan olacağım dedi... Evet. E, ...bu açıklamasından... ...ittifakın ortağı olarak haberdar mıydınız... Nasıl değerlendirdiniz? E, bu başkanı. konularda yorum yapmak doğru değil. Ama e, Sayın, yani daha doğrusu ittifakın kendi içindeki e, özel görüşmeleri kamuoyuyla paylaşmak doğru değil. E, sayın Akşener, e, evet başbakanlığa yakışır, devlet deneyimi vardır, e, bakanlıkta da yapmıştır. E, dolayısıyla yaptığı açıklamada e, hepimizin e, dikkatinde olan bir açıklama Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmaları ilk olduğunda ben sizi aradım ve off the record bir konuşma yaptık ki siz çünkü e, yani bunun daha iletişimini yapmamıştınız. Evet. Bir kısmını yazdım öbür kısmını evet. da yazmamıştım. Şimdi burada soracağım o kısmını. Siz demiştiniz ki bana e, biz parlamenter sisteme geçişte bir evet. görev, misyon üstlenecek bir cumhurbaşkanı adayı arıyoruz. Evet. Yani bu sistemin yanlış olduğunu, Türkiye'nin hızlıca parlamenter sisteme dönmesi için bunun... Kendisinin de bir takım feragatlar yapması gerektiğini e, bilen birini evet, istiyoruz. Evet. Bu Ya da bu göreve uygun birini istiyoruz. Evet. Hatta şunu unutmuyorum. Şöyle bir lafınız vardı. Bir kahraman aramıyoruz demiştiniz. Evet. E, bu özellikleri hala bu, aradığınız özellikler bunlar mı? Bu geçiş sürecinde çünkü sonuçta seçilen Cumhurbaşkanı şu anki sistemin yetkileriyle seçilecek. Evet. Ve siz bu yetkilerin aslında olmaması gerektiğini savunmuyor, savunmuyorsunuz. Evet. Evet. Yetkilerin bir kişide toplanması asla ve asla doğru değildir. Evde bile bir karar alırken eşimizle oturup bir konuşuruz. Çocuklarımız varsa çocuklarımızla konuşuruz. Bakın evin yönetiminden söz ediyorum. Köyde muhtar bir de ihtiyar meclisi var. Adı ihtiyar meclisi. Yani köyün duayenleri demektir. Köyle ilgili bir karar alınırken oturup bir konuşurlar. Ya biz koskoca bir devleti bir kişiye teslim ettik. Bir kişi. Temel ve köklü bir krizimiz var aslında bizim. Devlet yönetilmiyor yani şu anda. Devletin bütün kurumlarında ciddi çürümeler var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz biz. Parlamenter sistemin güçlenmesi lazım. Yani milletvekillerinin parlamentoda iradelerinin olması lazım. Şu anda bir Parlamentoda milletvekilleri ne yapıyor? Mesela gazetecisiniz. Ne yapabilir? Kavga ediyorlar bol bol. Hayır onun dışında. Kavga yani tartışıyorlar. Her parlamentoda tartışma olabilir. Bizdekiler biraz daha fazla evet. oluyor. Biz ama bakın. Ama bakın şu çok önemli. Siz bir soru önergesi veriyorsunuz değil mi? Ya bu nedir diyorsunuz mesela. Bir soru veriyorsunuz. Bakan siz soru sordunuz diye sizi mahkemeye veriyor. Veya sizin sorunuza hiç cevap vermiyor. Ama anayasa diyor ki 15 gün içinde cevap verilir. Vermiyorum diyor cevap. Meclis başkanı e ben yukarıdan talimat gelmeden ben de konuşmam diyor. Hangi parlamentodan söz ediyor? Hangi milli iradeden söz ediyoruz? 600 milletvekilin olduğu bir parlamento, sesi çıkmayan bir parlamento, iradesi ipotek altında olan bir parlamento, vesayet altında olan bir parlamento. Parlamentolar vesayeti kabul etmez. Bakın. Gazi Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini isterken meclisten meclis o kadar titiz davranmıştır ki 3 ay süreyle vermiştir. İrade bize aittir diyor meclis. 3 ay süreyle veriyorum. Git savaşı yönet ve gel. Şimdi ne 3 ayı? Olduğu gibi devrettik. Bütün yetkiler orada. Bütün yetkiler ve bir kişi de. Siz Cumhurbaşkanı seçilirseniz ama aynı yetkiler bu sefer sizde olacak. Bunları devredeceğiz. Parlamentoyu güçlü hale getireceğiz. Adı üstünde güçlendirilmiş parlamentoyu. Yani size. o yetkiler sizde olduğu halde yokmuş gibi davranacaksınız. O yetkileri elbette ki. Şimdi bakın e, yetkiler bir kişi de olsa dahi eğer sizin demokratik geleneklere saygınız varsa o yetkileri bir şekliyle parlamentoya devredeceksiniz. Oturacaksınız, konuşacaksınız. Şu anda Millet İttifakı'nı oluşturan bütün partiler artı Millet İttifakı'nın geçmişte Millet İttifakı içinde olan artı Millet İttifakı'nın dışında olan geçmişte hatta olmayan o dönem parti olarak da olmayan iki parti Deva ve Gelecek Parti her bir parti güçlendirilmiş parlamenter sistemde ne anladığı konusunda oturdu rapor hazırladı. Şu an bir ve bu raporları bir var ve bu raporları karşılıklı taahhüt ettik birimize gönderdik. Ziyaretler oldu, gerçekleşti, oturduk, konuştuk. Sonra bu altı partinin hukukçu genel başkan yardımcıları buluştular. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ne anlıyoruz? Neleri yapacağız ve nasıl yapacağız? Bununla ilgili bir rapor hazırladı. O raporu da bildiğim kadarıyla son evet. rötuşları yapılmak üzere. Artı Cumhurbaşkanlığı seçilecek kişinin bu iradeye sahip çıkması lazım. Belli bir zaman dilimi için öngörülen zaman dilimi içinde bütün bu yetkilerin parlamentoya devri gerekiyor. Bunların devredilmesi lazım ve parlamentonun güçlendirilmesi lazım. Bu ülkeye gerçek anlamda bir demokrasinin gelmesi lazım. Parlamento vesayeti kabul etmez. Milli irade vesayeti kabul etmez. Halkın seçtiği milletvekiller üzerinde vesayet olmaz. Hele hele bu vesayet bir kişinin vesayeti asla olamaz. Çok kişinin vesayeti de olamaz. Burası eğer milli irade ise hak kendi oyuyla iradesiyle seçip göndermişse o parlamento üzerinde sizin vesayet kabul etmeniz doğru değil. Ama bu insanın doğasına biraz ters bir durum değil mi? Yani şu yetkilerle Cumhurbaşkanı seçileceksiniz ama diyeceksiniz ki sabah seçildiğiniz sabah ben bu yetkileri kullanmayacağım. Ben Türkiye'nin bir önceki sistem çünkü bu arada bu da bir hayır şimdi şöyle e, yetkileri kullanmayacağım derseniz bu yanlış olur. Devlet yürüyor, devletin bir mekanizması var. Demokrasi içinde yetkilerinizi kullanacaksınız ve o yetkilerin nasıl parlamentoya devredileceği konusunda oturup çalışacaksınız. İttifak ittifak yani, ortaklarıyla. E, e, yani şimdi diyelim ki Merkez Bankası'nın e, başkanı istifa etti. E ne ne yapacaksınız? Hayır ben atama yapmayacağım mı diyeceksiniz yapacaksınız atamayı buraya. Veya herhangi bir kamu kuruluşunun başkanı istifa etti, veya vefat etti, veya bir şekliyle görevden ayrıldı. Şimdi orayı boş mu tutacaksınız? Hayır. Bunlar kendi kuralları. Ama atamayı yaparken liyakat eğer söylüyorsanız o liyakata uyacaksınız. İşi ehline teslim edeceksiniz ve kamuoyu da şunu bilecek. Atadığınız kişiden görecek ve bilecek ki evet bu kişi bu işi yapan birisidir bu kişi bu işi yapar. Dolayısıyla atama yaparken efendim onu dur bakayım kimliğine, dur bakayım hangi partinin üyesiydi, dur bakayım efendim bu inancına, dur bakayım yaşam tarzına derseniz bu iş olmaz. Bu işi en iyi kim yapıyorsa ya kardeşim işi sana teslim ediyorum diyeceksiniz. Olur da siz seçilirseniz parlamenter sisteme dönüş için bir takvim belirlediniz mi? Yani bir başbakan olması gerekiyor. Yani bu başka Tabii, bir sistem. O konuda da ittifakı oluşturacak olan siyasi partilerin bir araya gelmesi lazım. Şu da oh ne güzel ya ben tam cumhurbaşkanı oldum... ...bütün yetkiler bende nereden çıktı güçlendirilmiş parlamenter sistem demeyecek. Güveneceğiniz bir insan olacak. Belli bir takvimi olacak. O takvimi içinde bu iradenin gerçekleşmesi olacak. O zaman güçlendirilmiş parlamenter sisteme hangi takvim içinde öngörülüyorsa o takvim içinde mesele yürüyecek. Öyle yapılması lazım. Ee, belediye başkanlarının adaylığını siz çok sıcak bakmadığınızı söylediniz öncesinde. Ee, ama bir kesim insan da var ki o isimlerin de ya yani İstanbul'da Ankara'daki belediye başkanlarının Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş'ın da evet. aday olması gerektiğini çok yoğun bir şekilde talep eden bir kesim de var. Ee, siz ama bunu kesin bir dille talep kababilir yani Tabii talep olabilir. olabilir herkes vatandaş talep edebilir vatandaş isteyebilir ama sonuçta bu bir siyasi karar siz bir dönem daha yapmaları ve, gerekiyor ve diyorsun, bu siyasi mi? ve bu siyasi kararında ve bu siyasi kararında ittifakı oluşturan partiler tarafından alınması lazım yani isteğimiz nedir isteğimiz ittifakın güven içinde görev yapmasıdır. İsteğimiz ittifakın Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tablodan süratle çekilip çıkarılmasıdır. İsteğimiz demokratik parlamenter sistemin güçlendirilmesi ve bir an önce hayata geçirilmesidir. İsteğimiz devlette liyakat sistemine dayalı bir atamanın yapılmasıdır. İsteğimiz budur. Sayın Akşener de sizle hemfikirim bu konuda belediye başkanlarının adaylıkları konusunda. O, dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı olayını hiç tartışmadık hmm. ki ben... Ee, kabul ediyor veya etmiyor diye bir düşünce ifade edeyim. Siz ama doğru bulmadığınızı söylediniz. Ben doğru bulmadığımı söyledim. Belediye başkanlarımız başarılılar, başarılı görevleri yapıyorlar ve başarılarını kanıtlamaları gerekiyor, çalışmaları gerekiyor. Bu konudaki düşüncelerimi açıkladım daha TRT'de bir dizi var, Teşkilat diye bir dizi. Evet. Dizi de bir kötü karaktere, sizin şu ara çok sık söylediğiniz geliyor gelmekte olan sözü söyletilmiş Evet e aslında o İsmet Özel'in yanılmıyorsam yaklaşıyor yaklaşmakta olan sözünün temelinde devam eden bir sözdür evet. çok büyük şairdir Evet. E, hatta e, Gürsel Tekin de suç duyurusunda bulunmuş galiba bildiğim evet. kadarıyla süreci takip ettiniz mi ne olduğunu hayır süreci takip etmedim ama sadece e, Gürsel Bey suç duyurusunda bulunmadı e, İlhan Bey var e, Rütük üyesi e, İlhan Bey de e, bu konuda e, bazı dilekçeler verdi Az önce söyledim ya devlette çürüme başladı diye. TRT'de de çürüme var. Burada bir kasıt var mı sizce? E var tabii yani. Var tabii yani. Biz bunu bilmiyor muyuz yani? Onlar bunu yaparak saraya yaranmak istiyorlar. Çok özür dilerim ama bu tür hareketler onlara bir şey kazandırmaz. TRT zaten iktidarın borazanı haline gelmiş. Bir şey anlatayım. 15 Temmuz'dan sonra bir kez saraya gittim. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye çok derin bir travma geçiriyordu. Bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştı. Dolayısıyla darbeye karşı olmak bütün siyasi partilerin ortak göreviydi. Bu şekilde gittim. Sayın Erdoğan'a devlette liyakat sistemini bitirdiğini, devletin kurumlarının büyük ölçüde dejenere olduğunu, bunun bir an önce toparlanması gerektiğini ifade ettim. Ve TRT örneğini verdim. TRT'nin sürekli bizim aleyhimize yayın yaptığını, CHP aleyhine yayın yaptığını, benim de genel başkan olarak TRT'ye çıkarılmadığımı söyledi. Olur mu öyle şey dedi. Siz ana muhalefet partisiniz. TRT'nin size kapılarını açması lazım. TRT'nin sizinle yani şimdi yaptığımız gibi oturup konuşması, soru sorması ve sizin de kendi düşüncelerinizi aktarmanız lazım. Çünkü TRT'nin kanuna göre TRT tarafsız bir kuruş. O konuşmadan sonra bir gün TRT'ye çıktım bir sefer. Darbe girişiminden bu yana artık bir daha TRT bütün kapıları kapandı. Davet edilmiyor musunuz yoksa siz, siz mi çıkmıyorsunuz? Hayır Sizin efendim. de çıkmayı tercih etmediğiniz yerler yani. var çünkü. Davet davet yok TRT'de. Bu neyi gösteriyor? İktidar sahiplerinin samimi olmadığını ve bize yalan söylediklerini gösteriyor. Yasasına göre TRT bağımsız değil mi? Yasasına göre tarafsız yayın yapması lazım. Sadece beni değil, bütün siyasi parti liderlerini davet etmesi lazım. Hatta bütün siyasi parti liderleriyle TRT olarak biz ortak bir yayın yapabilir miyiz demesi lazım. Gelsinler, gazeteciler de olsun orada, ortak yayın yapılsın. TRT bildiğimiz gibi iktidarın sözcülüğünü yapıyor. Ha TRT öyle yapıyor diye ya biz kaybediyor muyuz? Yok efendim günün 24 saati yayın yapsın. Hatta ben şunu söyledim yani. Keşke mümkün olsa da saraydan 24 saat bir kanal açsınlar canlı yayın yapsınlar ne olacak ya merak eden izlesin. Ne yapıyor? Yemek nasıl yiyor? Hangi saatte uyuyor? Hangi saatte kalkıyor? Neleri yapıyor? Ne? Versinler canlı yayın. Ya millet de bıçak kemiğe dayanmış. Vallahi billahi. Bıçak kemiğe dayanmış ya. Tam bir perişanlık var. Sadece İstanbul değil yani. Gidin ya ben Şanlıurfa'dan yeni geldim yani. Kars'a gittim. Tam bir perişanlık var. Millet gerçekten geçinemiyor. Gerçekten millet çok zor durumda. Bunların haberi yok. Devlet yönetiminin nasıl olduğundan bunların haberleri yok. Herkes gelip toz pembe bir tablo çiziyor. Toz pembe. Allah aşkına durun. Şey vardı. Bakın Bütçenin açılışını atamayla gelen birisi yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani Fuat Oktay yaptı. Onun kendi konuşmasından. Ödeme gücü olmayan yaklaşık 9,5 milyon vatandaşımızın sağlık giderlerini, primlerini biz, prim giderlerini biz karşılıyoruz diyor. 9,5 milyon. Asgari ücretin geliri üçte birinden az. 9 buçuk milyon insan ve siz 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Utanılacak tablo ya. 21. yüzyılın Türkiye'sinde. Bunlar ne yapıyorlar? Nereye gidiyor bu paralar? Dünyanın vergisini ödüyoruz ya. TRT'ye de dünyanın parasını ödüyoruz. Raporlarını sunmadılar bunlar biliyor musunuz? Sayıştay'a müdahale ediyorlar. Sayıştay eleştirilecek olan bölümleri raporlarından çıkarıyor. Biz bunları da çıkardık, ortaya koyduk. Bu tartışma programı devletin vardır. çarkını işleteceğiz. Bundan emin olmasını ister herkesin. Dürüst, namuslu, erdemli, bilgili, birikimli bir şekilde devletin çarkını yeniden işleteceğiz. Fazla değil. 6 ay içinde. 6 ay içinde devletin çarkları adaletten yana, haktan yana, hukuktan yana dönecek. Bugün e, Sayın Ümit Öz daha çok güzel bir e, öneride bulundu. Dedi ki ya bizim yani siyasi parti genel başkanlarının evet. e, bir televizyona çıkıp Türkiye'nin sorunlarını toplu olarak tartışabilmemiz için Sayın Cumhurbaşkanına ihtiyacımız yok. Yani o da olsa ne güzel olur ama Sayın Cumhurbaşkanı tercih etmiyor bunu. Buyurun, biz bütün genel başkanlar bir televizyona çıkalım ve bu kültür geri dönsün diye bir çağrıda bulundu ve hepinizi de e, sosyal medyada etiketledi. Evet. E, önce buna nasıl bakıyorsunuz? E, bu, Olumlu bu, bakarım. Bu, bu öneriye? Olumlu bakarım. Ne? Ne olacak yani hep Beraber çıkarız e, bir tartışma programına. E, sizin sorduğunuz gibi her bir partinin liderine ayrı ayrı sorular sorulur. Biz de veririz. Hayır, bir de bu yani Türkiye'nin özlediği bir şey de aynı zamanda. E, yani bir arada bütün siyasi parti genel başkanlarının katıldığı. Türkiye'nin meselelerini Şimdi tartışılıyor. oradaki tabii oradaki olay şu. Sayın Bahçeli katılacak mı? Katılmayacak. Sayın Erdoğan katılacak mı? Katılmayacak. E biz tartışacaktık. Onlar doğru yapıyor diyeceklerdi değil mi? Biz de doğru olmadığını, yapılan hataları dillendirecektik. O zaman iş tartışma programı olmaktan çıkacak, monoloğa dönüşecek. Sorun orta zaten. Hmm. Taraflar oturacak. Karşı taraflar oturacak. Bir maç nasıl olur? İki takım vardır. Kendi aralarında yarışırlar. Ve biz de onu izleriz. Kim iyi oynadı bakarız. Kim galip geldi bakarız. Bir şekliyle değerlendiririz. Burada karşı taraflar olmayacak. Dikkat ederseniz. Bu da çok enteresandır. Bakın bizim tarihimizde de böyle bir şey yoktur. AK Parti'yi savunanlar gazeteciler. AK Parti milletvekilleri değil, bakanları da değil. Tartışma programlarında bakıyorsunuz, bazı gazeteciler, seçilmiş gazeteciler var. Bunları tartışmaya davet ediliyor ve bunlar AK Parti'yi savunuyorlar. Ya gazeteciliğin yüz karasıdır bu ya. Gazeteci bir partiyi koşulsuz şey yapamaz, savunamaz. Varsa eksik yönleri söyler, varsa artıları söyler. Ben buna itiraz etmem. Ama çıkarıyorsunuz AK Parti'nin mili, militanı gibi çıkıyor. Milletvekili değil, bakan da değil. Çıkıyor tartışma programlarında koşulsuz AK Parti'yi savunuyor. Sen gazeteci değilsin kardeşim. Altına niye gazeteci yazıyorsun ya? Gazetecilere ayıp ediyorsun sen. Gazetecilik o değil ki. Gazetecilik. Varsa bir eksiklik, bir kusur varsa bunu sonra sizin sorduğunuz gibi. Ben size söyledim mi? Tolga Bey bana şu soruları sorun diye. Hayır. Ve yok. En çok kimle helalleşmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? Toplumla. Kimle ama toplumla olduğu şüphesiz de. Başörtülü kızlarla helalleşmek isteriz. En sıcak olaydır. En sıcak olaydır. Ee, peki bu helalleşme sürecinde çünkü bu birkaç haftadır devam eden ve çok da karşılık bulmuş bir süreç. İktidar tarafından eleştiri de alıyorsunuz ama. Bu helalleşme sürecinde helalleşmeyi sizle kabul etmeyen bildiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı etmedi. E, kimler var başka? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani kabul ederler etmezler. Benim irademle onların iradesi arasında fark var tabii. Biz irademizi gayet açık bir net netlikte ortaya koyuyoruz. Efendim Erdoğan helalleşmek istemiyormuş. Yani kendisi bilir. Kendisi bilir yani. Ben düzgün insanlarla helalleşmek isterim. Ahlaklı insanlarla helalleşmek isterim. Ben kusurları tartışan değil. Varsa kusurları, kişileri uyaran, iyi niyetle uyaran kişilerle helalleşmek isterim. Benim yanlışımı bana söyleyen kişilerle helalleşmek isterim. Benim hatamı bana söyleyen kişilerle helalleşmek isterim. Yoksa bir dayatma içinde illa geleceksin, biz oturacağız helalliğe böyle bir şey yok zaten. Ee, Bu tamamen gönülden gelen bir şeydir. Temelinde ahlak yatar ve temelinde adalet yatar. Ahlakı ve adaleti temel edinmişseniz ve bir kusurunuz varsa, bir eksiğiniz varsa sizin helalleşme talebinizin karşı taraftan reddedilip edilmemesi o ayrı bir şeydir. Önemli olan sizin gönlünüzdür, sizin yüreğinizdir. Ben yüreğimde bunu söylüyorum. Eksiğimiz var mı? Var. Kusurumuz var mı? Var. Hatamız var mı? Var. Bakın hata insana özgü bir kavramdır. Hata. Çünkü biz aklımızı kullanmak zorundayız. Hatamız varsa hatadan dönmek bir erdemdir. İşin özü budur. E neden e başörtülü kızlarımızla en çok onlarla helalleşmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? E şimdi hata yaptık. Ne hata yaptınız? E hata yaptık. Başörtülü kızlar e, üniversiteye giderken Efendim işte üniversitelere alın alınmadıkları zaman itiraz etmedik. Bu sadece sizin genel başkanlık döneminiz değil galiba. Hayır hayır. Hı. Ben genel başkan olduktan sonra dönemin YÖK başkanıyla konuşup başörtülü kızların üniversiteye alınmalarını istedim. O dönemin e, YÖK başkanı Sayın Yusuf Ziya Özcan hayattadır. Ayrıca bu işi e, pek çok çevrede bilir. Bu konularda ne kadar duyarlı olduğumu. Başörtüsü olayını getirip de siyasetin malzemesi yapmanın da asla doğru olmadığını kabul edenlerden birisiyim. O nedenle hani kurumsal olarak bir eksiğimiz var. O nedenle bunu söylüyorum. Ee, helalleşmeniz kadar hesaplaşmanız gereken birileri de olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Hesaplaşmak ayrıdır. Helalleşmek ayrıdır. Eğer siz yolsuzluk yapmışsanız kulak yemişseniz, ben sizinle nasıl helalleşeceğim? Allah'ın affetmediği bir günahı benim affetmem, benim onunla helalleşmem nasıl mümkün olacak? Yüce Yaradan benim önüme kul hakkı de yiyerek gelmeyin diyor. Onu. Şimdi kişi yasalara aykırı davranmışsa, yolsuzluk yapmışsa, haksız kazanç elde etmişse onun kuralları yargıda verilir. O yargıya ait bir şeydir. Biz oraya karışamayız. Ama onun dışında oturur bir Kabahatimiz, kusurumuz, davranışımızdan ötürü birisini üzmüşsek e oturacağız onunla helalleşeceğiz. Bu nereden çıktı bu helalleşme? Yani nasıl bir anda böyle bir söylem gelişti. Bir anda değil bunu defalarca söyledim. Ama ne, ne hikmetse bir e, sosyal medyada paylaştığım bir görüntüden sonra olay çok büyüdü. E, büyümesinden de memnunum. Öyle Türkiye'de mi? herkes duydu. Herkes duydu. Evet. Yani biz oturup helalleşmeliyiz toplum olarak. Eski yaraları kaş, kaşımamalıyız. Eskilere takılıp kalmamalıyız. Geleceğe bakmalıyız. Güzel bir gelecek inşa etmeliyiz. Dolayısıyla eskiden eskiden varsa hatalar oturup helalleşmeliyiz. Ya bunlar oldu tamam eyvallah. Tarihçiler araştırsın bunlar eyvallah. Ama gelin hep beraber artık bir gelecek inşa edelim. Güzel bir gelecek inşa edelim. Birlikte bir gelecek inşa edelim. Benim evladım var. Onların da evlatları var. Ben iyi koşullarda yaşıyorum diyelim ama iyi koşullarda yaşamayan çok kişi var. Dolayısıyla onların da iyi koşullarda yaşamalarını benim istemem lazım ve bunun için çaba harca. e, harcamam lazım. Böyle bakmam lazım olaya. Yüreğinde insan sevgisi olan herkesin helalleşmeye hazır olması lazım. E... Size bir şey soracağım. Bu yaz aylarında biliyorsunuz çok kötü orman yangınları oldu yaşadık. Evet. E, hakikaten e, hepimizin ciğeri yandı o evet. ağaçlarla birlikte. O süreçte şöyle bir şey oldu. E, Türk Hava Kurumu'na ait uçaklarla ilgili bir tartışma başladı. Evet. Ve bu uçakların e, uçamayacağı ile ilgili Sayın Tarım Bakanı bir açıklama yaptı. Evet. Sonra e, siz gittiniz oraya evet. ve siz de aynı açıklamayı yaptınız. Yani ben baktım bu uçaklar uçamaz mealiğinden bir şey söylediniz. E, şu yüzden soruyorum evet. bunu. Evet. Geçenlerde Türk Hava Kurumu kayyum heyeti başkanı Abdullah Gaya e, tam da böyle olmadığını söyledi. Dedi ki elimizde 9 yangın uçağı var. Bunların 3'ünün ağır bakıma ihtiyacı var. Ama 6'sı yangınla mücadeleye katılabilecek durumda ve hatta TUSAŞ'la bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Şimdi ben bir aydır Sayın Tarım Bakanına Hı. soruyorum. Diyorum ki Sayın Bakanım evet. bu Türk Hava Kurumu'nun yaptığı açıklama nedir? Doğru mu? Doğruysa sizin söylediğinizden çok evet. başka bir şey bu. Evet. Evet. Yanlışsa lütfen bunu söyleyin. Ben bir aydır ki siz beni tanıyorsunuz. Ben yani e, hiçbir yere angaje bir gazeteci evet. olmadım hayatım evet. boyunca. E, ben Bana cevap vermiyor Sayın Tarım Bakanı. Olabilir beni muhatap almak istemiyor olabilir. E, sevmiyor da olabilir. Ama ekibinden de kimse cevap vermiyor. Fakat işin burada tuhaf bir tarafı var. Siz ana muhalefet lideri olarak siz de böyle bir açıklama yaptınız. Sizin söylediğinizin de tam tersini söylüyor Türk Hava Kurumu Kayyum Başkanı. Şöyle bir sefer siz soruyu kişisel olarak kendiniz için sormuyorsunuz. Siz gazetecisiniz. Siz kamu görevi yapıyorsunuz ve halk adına soruyorsunuz bu soruyu. Dolayısıyla bakanın size mutlaka cevap vermesi lazım. Cevap vermiyorsa bir yanlışı var o yüzden. Bir kabahati ve bir kusuru var. Ondandır. Yoksa normalde demokrasilerde gazeteciler sorar, siyaset kurumu ona cevap verir. Çünkü gazeteci kendisi için sormaz, kişisel bir sorusu yoktur. Gazeteci bunu halk adına, halkın doğru bilgilenmesi adına sorar. Gazeteci kamu görevi yapar. Ama dediğim gibi iradeleri olmadığı için büyük bir ihtimalle talimat gelmiştir. Konuşma diye o da ağzına bantı çekmiştir. Konuşmuyordur. Şimdi size de aynı soruyu soruyorum ama. Tamam. Ben şimdi söylüyorum. Evet, Türk Hava Kurumu'na gittim. O yangınlar olurken Türk Hava Kurumu'na ihale verilmedi. Türk Hava Kurumu'nun uçakları uçamaz hale geldi. Türk Hava Kurumu'na gittim. Kendileriyle konuştum kendileri anlattılar bana uçakların olmadığını. Bir uçağı var mı zaten onlar yangın bölgesinde çalışıyormuş ama alanda olan uçakların uçmadığını, belli bir miktar para olduğu takdirde bunların onarılacağını ve bu uçakların uçması için de uluslararası bir sertifika var. O sertifikayı almaları gerektiğini, ancak o sertifikadan sonra bu uçakların uçabileceğini bize ifade ettiler. Biz de şunu söyledik. Genel kurula gidin genel kurulu süratle yapın. Yeni bir yönetim seçilsin. Uçakların onarımı için gerekirse biz kampanya açacağız. Parayı toplayacağız. Bu uçakları onartacağız. Çünkü o kurumun Fahri Başkanı Cumhurbaşkanı'dır biliyor musunuz? Evet biliyorum. Ama Cumhurbaşkanı haberi bile yok. Ve kötülüyor. Kendi başkanı olduğu, Fahri Başkanı olduğu kurumu kötülüyor. Bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları genel kurulu üyesidir. Eski yeni. Ben şimdi anlamadım. Size Siz bana böyle bilgi verildi diye e, böyle öyle söylüyorsunuz. Ya, Git, yani, gidip görüştük. uçakları görmedim ben. Hayır uçakları da gördük. Sonra ben hangara da gittim. İyi bir ekibi var bakın. Çok mükemmel bir ekibi var Türk Hava Kurumu'nun. Bize gösterdiler. Neyi nasıl yaptıklarını anlattılar. Üniversiteyi nasıl kurduklarını anlattılar. Yaşadıkları sorunları anlattılar. Ama uçakların uçmadığını söylediler. Biz de aldığımız bilgiyi kamuoyuyla paylaştık. E şimdi başka bir Şimdi şey söyleyeyim. ben uçak uzmanı değilim ki bu uçuyor veya bu uçmuyor diye. Bilmiyorum ama yetkililerin bize verdiği bilgi oydu. Biz bu bilgiyi paylaştık. Ve şunu da söyledik. Eğer siz olağanüstü genel kurulu hemen toplayın. Kayyum heyetini bırakın bir tarafa toplayın. Yeni bir yönetim seçilsin. Ve biz her türlü desteği verelim. Finans, finans desteği kampanya açacağız, destek vereceğiz dedik. Onu söyledik. Şimdi çünkü Türk Hava Kurumu Başkanı başka bir şey söylüyor. Ee, biz de hangisi doğru şu diye öğrenmeye olabilir. çalışıyoruz. Sayın Bakan'a soruyoruz. Ha önce. şu da olabilir. Yani Türk Hava Kurumu bu süreç içerisinde o uçakların onarımı için çaba harcamış olabilir. O zaman demek Aradan, ki bu uçaklar onarıldığında onar... uçabiliyormuş. Efendim elbette uçabilir. Söyle söyledi. Onarıldığı takdirde uçabilir. Uçmalısı içinde de onarı... az önce de söyledim. iyi bir ekibi var hangara gittik. Ustaların nasıl çalıştığını gördük. İyi bir ekibin olduğunu gördük. Onlarla beraber fotoğraf çektik. Uçağın başında fotoğraflar çektik. Bunların hepsi var. Türk Hava Kurumu sıradan bir kurum değil aslında. Ama Cumhuriyet mirası bir kurum olduğu için bu kurumdan intikam almaya çalışıyorlar. Bu kurumu yok etmek istiyorlar. Zaten sorunumuz da orada. Az önce konuştuğumda programın son bölümüne gidiyoruz. Ondan sonra veda edeceğiz. Kısar. Az önce konuştuğumun son bölümündeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ydu konuğumuz. Sayın Genel Başkan programı yavaş yavaş bitireceğiz. Artık bir, bir yılın da sonuna geliyoruz. Evet. E, i̇ki haftamız kaldı. E, aslında bu yani bizim için, sizin bilmiyorum bundan sonra yapacağınız bir program var mı, vereceğiniz röportaj ama... E, ...sizin de yeni yıl dileklerinizi alalım. E, her şeye rağmen güzel bir ülkede yaşıyoruz. Güzel insanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. E, belki de bitirirken sizin e, 2000 yeni yıl dileklerinizle bitirelim. Istedim. Şöyle söyleyeyim, e, gerçekten çok güzel e, bir cümle kurdunuz. <laughs> e, çok güzel bir ülkeyiz, e, güzel insanlarımız var. E, biraz sıkıntılar var biliyorum ekonomik açıdan, sosyal açıdan sıkıntılar var. Toplumun değişik kesimlerinde ciddi rahatsızlıklar var. Ama hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yok. Her birimiz umudumuzu büyütmeliyiz ve yeşertmeliyiz. Önümüzdeki süreçte gençler Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Sandığa ilk kez gidip oy kullanacak 6 milyon 300 bin evladımız var. Bunlar demokrasi istiyorlar. Bunlar özgürlük istiyorlar. Bunlar beraber yaşamak istiyorlar. Bunlar kimlik siyasetinden rahatsızlar. Bunlar inanç siyasetinden rahatsızlar. Bunlar yaşam tarzı siyasetinden rahatsızlar. Bunlar Türkiye'nin büyümesini istiyorlar. Bunlar güzelleşmesini istiyorlar. Ve bunlar Türkiye'nin kucaklaşmasını istiyorlar. Bunu yapacağız. Herkesin bundan emin olmasını isterim. Çok teşekkür ediyoruz Sağ olun. geldiğiniz için. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu konuğumuz. Pazartesi akşamı yine bu saatlerde buradayız. Hoşçakalın.